Avrupa'nın pek çok yerinde, belki Almanya bunun biraz istisnası olabilir ama iktidarıyla muhalefetiyle pek çok yerde bir göçmen karşıtlığı var. Hepsi seçimlerde diyorlar ki biz göçü sınırlandıracağız. Biz işte yeni göçmenlerin gelmesini istemiyoruz. Yani onların çünkü zihinlerinde inşa ettikleri bir toplum var ve bu toplum mümkün olduğunca homojen olsun, kendi kültürel kimliklerini korusun. Başka kimliklerin, başka dinlerin, inançların, dillerin saldırısına, tırnak içinde söylüyorum, uğramasın. Bu böyle bir vizyonun ürünü bunlar. Yani bunlar hem iktidarda var hem muhalefette var. Türkiye'de iktidarın böyle bir toplum vizyonu yok. Daha içeren, daha kucaklayıcı bir vizyon olsun istiyor. Yoksa rahatsızlıkların, göçmenlerden duyulan popüler rahatsızlıklar olabilir. Bütün ülkelerde var bu. Ama bunu Muhalefet de bunu besleyip enstrüman, beslememek. tabii muhalefet bunu enstrümantalize ederse evet oy olarak yararı olabilir buna. Ama toplumsal barış açısından baktığımız zaman, gelecek açısından baktığımız zaman hani biz işte komşularla sıfır ilişki, yurtta sulh, cihanda sulh. Ona bile yani yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine savunan bir partinin, ideolojinin, görüşünün açık olması lazım. Bu şu demek değil, herkes gelsin sınırlarımızın değil ama yani krizlerin olduğu yerlerde bir insani duruş, bu bir medeniyetle alakalı bir şey, bir toplumsal yapıyla alakalı bir şey. Ve ben Evet. Avrupa'nın, Batı'nın bu anlamda bunları kaybettiğini düşünenlerdim. Yani çok ciddi krizler yaşanıyor orada bu konularla ilgili ve siyaset bunu çözümleyemiyor. O nedenle popülizmin esiri haline dönüşmeye başladı. Bütün ana akım siyasetler de oraya gitmeye başlıyor.